Efendim, başka bir konuyu konuşacaktık. Mesele Türkiye'nin toplumsal fotoğrafını çekerken oraya geldi. Aleviliği konuşmaya başladık. Konuğum sevgili İsmail Saymaz'la, genç meslektaşım İsmail Saymaz'la. Bir hayli de mesaj aldım Alevi olduğunu ifade eden izleyicilerden. Cemal Şener, tanıdığım Cemal Şener mi bilmiyorum. Birkaç mesaj birden atmış. Cemal Şener hayatını kaybetti. Benim anladığım Cemal Şener ise galiba o hayatını kaybetti. Bir başka Cemal Şener bilmiyorum. Oradan hayır Cemal Şener isimli bir izleyiciden geliyor mesaj. Öyle bir yazar vardı. Alevi yazar vardı. Evet. Alevi kaymakam yok, vali yok, savcı yok, hakim yok, bakan yok, general yok. Ama vergiye gelince al bakalım var 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 demiş. Öyle. İsmini vermeyeceğim. Bir izleyici demiş ki neden vermediğimi mesajını okuyunca anlayacaksınız. Çalıştığım yerde bırakın Alevi olduğumu söylemeyi, Atatürkçü olduğumu bile söyleyemiyorum diyor. Şimdi böyle bir noktaya geldik. Hatta muazzam bir böyle gövde gösterisi gibi Ahmet Hakan bile 9-5 geçe 10 Kasım'da Nişantaşı'nda her zamanki kahvedeydim. İşte 5 masa ayağa kalktı. Sirenler çalınca 3 masa ayağa kalkmadı. Ben de kalkmadım diyor. Şimdi bir kere benim bildiğim Ahmet Hakan bunu birkaç kişi daha yazdı. O saatlerde uyanık değildir. Kahvede değildir. Özel olarak merakından gitmiş herhalde. De niye yazmış? Hani ben Atatürkçü değilim. Olabilir değilsin. Bunu yeri gelince bir makalede yazarsın da. Hani bir ülkenin kurucu liderine saygı gösterisinde bulunanları küçümsemek adına bunu yazmayı ben anlamadım. İşte izleyici de bahsetmiş adı bende gizli. Diyor ki Atatürkçü olduğumu söyleyemiyorum. Şimdi buradan devletin yeniden yapılandırılmasına az önce, geçeceğiz. Reklamdan önce şey konuştuk ya Seyfi Oktay dönemi. Seyfi Oktay döneminde mesleğe kabul edenler sadece Alevi değildi bu arada. Elbette Seyfi Oktay ve daha sonra Mehmet Moğultay için söz konusu. Kürt, ne kadar Kürt Alevi hakim savcı varsa o dönemde girdi. Öteden beri Alevilere ve Kürtlere yönelik ayrımcılık Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay döneminde biraz olsun giderilebildi. Yani Alevi hakim savcı da biraz olsun yargıya girebildiler o dönemde. O ayrımcılık giderilmesiydi. Asıl ayrımcılık şuydu. Seyfi Oktay'ı Ergenekon operasyonunda alıp adına da Seyfi Dede operasyonu demekti. Seyfi Dede diye kodladılar. Yani Alevi kimliğinden gelen, o dedelik müessisinden gelen kimliğini sanki bir suç konusu gibi isminin sonuna taktılar. Oysa ki Seyfi Oktay bugün kadar dedelik müessisini hiç kullanmış bir insan değildir. Ki zaten Mehmet Moltay'dan da öyle bir Alevi kimliğini baskımcılık kullanan bir siyasetçidir. Ben bilmiyordum dede olduğunu mesela Seyfi Oktay'ı. Seyfi Dede denmesi o yüzdendi. Yani ben tanırım Seyfi Oktay'ı. Ya şimdi nelerler Dursun Çiçek sırf Amasyalı, Tokatlı diye Alevi olduğu yazıldı. Adam yani bunu inkar etmekten utandı, hicap duydu. Ya ben Alevi değilim. Yan köyümüz Alevi ama bizim dostluğumuz çok iyiydi diye örnek vermek zorunda kaldı. Dursun Çiçek onu yazanlarından daha ileri bir adamdı aslında. Şimdi gelelim. Tasfiyelere ve devletin yeniden oluşturmasına. Devletin yeniden oluşturmasından boşuna söz etmiyorum. Yargı alt üst edildi. Askerde müthiş bir tasfiye oldu. Zaten hani Alevi general falan yoktu ama alt kademede varsa da onlar da zaten temizlenmişti. Şimdi sadece Alevi meselesi değil bakın. Alevi olmak, muhalif olmak, solcu olmak, Atatürkçü olmak. Demin ki örneği bunun için verdim. Yani artık Alevi olduğunu söyleyememek meselesini açtık. Atatürkçü olduğumu söyleyemiyorum diyor. Ya alay konusu oluyor çünkü söylerse ya da doğrudan işinden olma tehlikesi var. Bu noktaya geldi. Şimdi böyle bir dönemde AKP'nin yeni döneminde, yeni Türkiye'sinde polis elden geçiyor. Daha henüz yeni polis yasası çıkmadan 1500 galiba yoksa 2500 2000 civarında akademiye üniversiteden sözlü sınavla mülakatla evet. Yani yeni yasa çıkmadan daha bunu yaptılar ve üniversite mezunu olmayan çünkü atayacak komiser bulamıyorlar emniyet müdürü bulamıyorlar evet yani üniversite mezunu İstanbul olma şartını kaldırarak İstanbul'da hayır özel üniversitelerden de başvuru kabul ederek. Ama üniversite olmayanları da mezun olmayanları da almışlar. Henüz mezun 3. sınıf 4. sınıftaki öğrencileri aldılar. Yani mezun olmasını bekleyecekler. İşte onu söylüyorum. Evet, mezun olmasını bekleyecekler. Tabii. Çünkü şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve komiser olarak alıyorlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bile
bir tane vali atamak zorunda kaldılar. Çünkü ellerinde bir tane komiser, güvenebilecekleri ve atayabilecekleri komiser, emniyet müdürü, müdür yardımcısı yok. Çünkü bunlar 12 yıllık iktidarında karakoldaki bekçide bile kadrolaşamadılar. Kendi adlarına kurdukları bu iktidarda cemaat adına bütlendiler. Çünkü bunlar emniyeti ve yargı hizmetini cemaatten taşeron olarak satın aldılar. Madeni nasıl taşerona verdilerse, inşaatı nasıl taşerona verdilerse, adliyi ve yargıyı da cemaate taşeron verdiler. Cemaatten taşeron hizmet aldılar. Ve bugün çete diyorlar ya, paralel çete diyorlar ya, eğer öyleyse, onların deyimine göre söylüyorum, eğer öyleyse kendi iktidarı döneminde devletin önemli aygıtlarını bir çeteye teslim eden iktidardır. Devletin içerisinde bir derin devleti örgütleyen bir iktidar biçimiyle karşıyayız. Şimdi o iddiasına göre o çeteyi tasfiye etmek için kendisine benzeyen, kendi tercih ettikleri, mülakattan eleyerek getirdikleri kadrolarla emniyeti yeniden yapılandıracaklar. Cemaatin kadro akışı olduğunu düşündükleri polis kolejini ve polis kolejini kapatıp akademiyi dönüştürüp prototipe uygun polisler çıkarılacak. Aynısı da yargıda. Kısmen yapılabilecek. Çünkü yargıdaki dengeler daha farklı. Bakanlıklarda galiba zaten kadrolar tamamen AKP'li olmuş durumda. Cemaat kadroları daha nitelikliydi. Şimdi cemaat çünkü yatırımı küçükten yapıyor. Evet. Yani hakikaten de her meslek grubunda. Zaten cemaat kadro hareketi. Evet, bir örgütsel bir yapı. Kadro hareketi. Ve her alanda kadrosu var. Ama AKP'liler öyle değil. Ağırlığını imamatip ve ilahiyat mezunlarının oluşturduğu bir kadro grubuydu. Ve onların iktidara geldiğinde ne İçişleri Bakanlığı'nı, ne TSK'yı, ne emniyeti, ne de başka yan yargıyı idare edilecek atayabilecek elemanı yoktu. Bugün bile yok. Bugün bile yargıdaki MHP'li sayısı AKP'liden fazla. CHP'li sayısı AKP'linin üzerinde. Ama buna karşılık ne var? 13 bin hakim savcıdan cemaatin gösterdiği adaylara 5100 oy gidebiliyor. Bu muazzam bir rakam. İnanılmaz bir rakam. SYK seçimlerinde. SYK seçimlerinde. Yani AKP'liler, Aleviler ve MHP'liler toplandılar ancak öyle yenebildiler. Alevi, yani cemaat adına hareket edenleri. Yargıtay'da ve Danıştay'da cemaatçiler birinci çıktılar. Bunu kıramıyor AKP'liler. Kendi iktidarında başkasının örgütlenmiş bir iktidar biçimidir bu. Cidden mübaşirler arasında bile kadrolaşamamış bir iktidardır bu. Çünkü bütün hizmetini oradan satın aldı. Şimdi, peki, ama neticede dediğim gibi MHP'li var, hatta belki CHP'li var. Ama tepedeki AKP'li yüzünden onlar da AKP'li gibi mi davranıyor o zaman? Yani şimdi düne kadar şöyleydi. AKP'liler cemaatin yaptığı bütün operasyonlar, yargıda ve emniyette yaptığı bütün operasyonlar AKP'lilerin önüne şöyle konuldu. İşte biz beraberiz, birlikte hareket ediyoruz ve biz sizin kadronuz. Sizin adınıza hizmet ediyoruz. AKP'liler arkalarının sağlam olduğunu, işte devletin artık emniyette olduğunu düşünerek hareket ettiler. Buna ihtiyaç duymadılar. Ancak artık cemaat bütün devletle örgütlen düşündüğü anda, artık sen prosedürle ilgilen, devlet yönetimini bize bırak dediği andan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi o çok geç kaldığı aşamada ancak ve yolsuzluk operasyonu sırasında başbakanın oğlunu almak üzere polisler harekete geçtiğinde ancak bu durumu kendileri arasından fark ettiler. Kendileri arasından kandırıldıkları bu dönemin sonuna gelindi. Bugün itibariyle ne olacak? Bugün itibariyle AKP'nin öncelikli tehdidi cemaati ortada bertaraf edebilmek. Çünkü devlette AKP'den daha örgütlüler. Bunu bertaraf edebilmek adına düne kadar cemaatle beraber hırpaladığı, aşağıladığı, tartakladığı kim varsa Aleviler, yargıdaki Aleviler mesela HSYK seçimlerinde İktidarın desteklediği Yargıda Birlik Platformu'nun sözcüsü Abbas Bey'di. Abbas Özden bir Alevi hakim. Daha dün Ergenekoncu olmakla suçlanıyordu yine bu iktidar tarafından. Yarsav'ın kurucusuydu Abbas Bey. Aleviler, MHP'liler ve AKP'liler ittifak ederek cemaatin üzerine oy alabilirler. Şimdi yeni yargı dönemleri ne olacak? Yargıtay'ın üyesini arttıracaklar. Danıştay'ın üye sayısını arttıracaklar. HSYK'daki birinci daire eliyle de cemaatin örgütlenmesini daraltacaklar. Etki alanını daraltacaklar. Emniyette ne olacak? Emniyette de muhtemelen bu yeni polis alımlarıyla beraber, komiser, emniyet müdürü düzeyinde akademi alımlarla beraber neredeyse tamamına yakını cemaat eğiliminden ya da onun ahbap çevre ilişkisinden oluşan bu yapıyı kırmaya çalışacaktır. Şimdi sadece bunu kadrolaşarak, tasfiye ederek cemaatçileri yerine kendisine yakın olduğunu düşündüğü üniversite öğrencisi hatta gençleri de alarak bir şey yapıyor ama yetmiyor. Bir de yeni polis yasası çıkacak. Evet. Şimdi o yeni polis yasasıyla tam bir polis devleti oluşacak deniyor. Evet. Bize anlatır mısın biraz? Hani o yasa şimdi, çıkınca. Şimdi burada hep şöyle ifade. Yani bir MİT yasamız vardı çok şükür. Evet. Bir de polis yasası geliyor, ne olacak? Şimdi 2007 yılında polis vazife silahiyatları kanunu değiştirilmişti. İşte güya demokratleşiyoruz. Güya
toplumun rahatlaması, nefes alması adı altında kimi düzenlemeler yapılmıştı. Mesela ne olmuştu? Belli saatlerde evlere girilemeyecek. Ya da mesela ne olmuştu? Arama sırasında işte bagaj açılmayacak, görünür yerlere bakılacak gibi düzenlemeler. Kimlikler gösterilecek vesaire. Evet. Şimdi şu polise hangi yetkiler tanındı? Bir kere polise bir saat, bir gün boyunca gözaltı yetkisi veriliyor. Yani bu önleyici gözaltıdır bu arada. Bu nerelerde kullanılıyordu? Mesela başbakan Edirne'ye gidecek, biri protesto olacak, protestocular alalım bir gün bekletelim gibi bir yönteme başvuracak. Suç işlenmemişken, bir suç yokken... Yani TGB'liler, olağan şüpheli topla. Evet. İşleneceği varsayılan suça istinaden yurttaşın gözaltına alınması meselesi. Bununla karşı karşıya kalacağız. Tamamen hukuka aykırı bir şey aslında. Evet. İkincisi, Molotov'un silah sayılması meselesi olarak gösteriliyor. Toplumdaki terör korkusunu tahrik ederek yasayı kabul ettirme operasyonu bu aslında. Hmm. Zaten Molotov silah olarak kabul ediliyor. Orada yeni bir durum yok ki. Taş da kabul ediliyor, o da kabul ediliyor. Mesele bu değil yani. Buradan örneği vererek toplum üzerindeki o antidemokratik baskıya mazeret bulmaya çalışıyorlar. Oysa bu böyle değil. Şimdi ne olacak? Şimdi sokaklarda muazzam bir polis gücüyle hani devletin varlığı kendileri arasında hissettirilecek. Amaçlanan bu. Burada gerekçeni gösteriliyor. İşte Kobani olayları gösterecek zaman içerisinde. Bakın bunlar oldu diye. Hani Kobani'de şu saldırılar oldu. İnsanlara böyle saldırı oldu. Ya da kriminal suç örgütleri gösterecek. Uyuşturucu veya bonzai gibi unsurlar topluma gösterilerek polisin toplumu kuşatması ya da devletin polis eliyle toplumu kuşatmasının önüne açılacak. Bunlardan en önemlisi aslında az önce verdiğim örnekti. İkincisi arama meselelerinde yani yine o polise sadece makul şüphe. O biraz değiştirildi tabii. Ne denildi? Yeterli şüphe mi denildi? Bir ifade getiriliyor oraya. Fark etmiyor aslında yani. Şüphe bir kere polisin inisiyatifine bırakıldığı andan itibaren o kendisine göre makul de olabilir, yeterli de olabilir. Buna istinaden arama, durdurma ve her türlü yetki ona tanınacak. Şimdi diyeceğiz ki zaten eskileri gönderdin. Yenileri geldi. Yenileri hangi deneyimle benimle kuşkulanacak ki? Şüphesi ne olacak? Neye istinaden? Hangi deneyime istinaden? Biz biliyoruz yani ki... Yani sana bakacak tipini, şimdi, senden şüphelenecek evet, doğalım. Evet, evet. Yani ben mesela çok kez arkadaşlarım karşılaşmıştı. Ben mesela arkadaşım, ikimiz de mesela Rizeliyiz. O beyaz olduğu için geçebiliyor. Ben biraz esmer olduğum için kalabiliyorum. Şimdi birkaç defa polislere söyledim. Niye beni durduruyorsunuz? Çirkin bulduğunuz için mi diye. Çünkü yani gerekçe nedir yani? Tamamen makul şüphesi o. Bu sakallı biraz çirkin. Anlatabiliyor. Arkadaşım beyazlarını yakışıklı geçirdiler yani. Mesela oydu. Şimdi bununla mesela ben karşılaşıyorum. Aa. Ve Beyoğlu örneğinde biz biliyoruz ki... Estağfurullah bile diyemedim. O kadar komik ötesi bir şey ki İsmail'cim. Beyoğlu'nda ben mesela karşılaşıyorum sık sık. Denk geldim. Birçok haberini yaptım. Beyoğlu'nda Kürt olduğu için, solcu olduğu için, siyah olduğu için, transseksüel olduğu için, işte fuhuşa karıştığı için ya da yüz kızartıcı suç işleme intibası verdiği için kaç kişi dövüldü? Hep makul şüphe istinaden dövüldü bunlar. Dövülen polis tarafından. Tabii. Polis tarafından dövüldü. Çekiliyor kaç kişi karakola. Çekildi. Zaten son dönemlerde bizde karakol merkezi işkence yoktur. Kayıt dışı işkence vardır. Sokakta, merdiven altında, polis arabasında dövüp dövüp atılanların hikayeleri vardır. Tam da bu makul şüphe buralarda işletildi işte. Zannetmesin ki AKP'liler. Zannetmesinler ki polis bana niye bir şey yapmıyor diyerek onlar bu şiddetten ağrı kalacaklar. Zannetmesinler. Dün Beyoğlu'nda Festus Okey'in, Nijeryalı Festus Okey'in kafasına kurşun olarak inen polis şiddeti ya da Batmanlı Nezir Çirik'in dalağını aldıracak polis şiddeti unutmasınlar. Fatih'te başbakanın dünürü Sadık Albayrak'ı da bulmuştu. O da kendisini tanıtmadığı için polis şiddetine maruz kalmıştı. Daha 3 yıl önce. Zannetmesinler ki bu böyle yarım kalacak. Gidip onları da bulacak. Örneğin Fatih'teki Vatan Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde AKP Fatih Genç Kolları Başkanı da dövülmüştü. Sadece solcular dövülür. Sadece Kürtler dövülür. Sadece suç arayışları dövülür zannedilmesin. Bu bütün toplumu kuşatmaya yönelik bir işlev görecek zaman içinde. Şimdi tekrar şu sayılara dönelim. Programın başında verdin. Hem bizi izlemeye yeni başlamış olabilir izleyiciler kimileri. Hem de rakamlar uçup gidiyor. Şu anda polisin kadrolu, mevcudu. Ne kadar oradan şeye geleceğiz? 340 bin. Peki özel güvenlik bir de onu... Onu bilemiyorum. Onun konuda onu ölçemiyoruz. Yani onu öğrenmem lazım. Bir rakam vermekte zorlanabilirim ama polis kadar varlar. Yani alanlarında şu an 2 tane sendika kuruldu zaten. Hı hı. Yani. Şimdi bir mesaj geldi de onun için Twitter'da bakıyordum. Bugün Vahdettin'in bir İngiliz denizaltısına binip İstanbul'dan kaçışının 92. yıl dönümü
demiş. Dün aslında ama hiç önemli değil. Vahdettin'in kaçışının yıl dönümünü ne diyelim kutluyoruz da diyebiliriz. Darısı birilerinin başına amin demiş Cemal Şener ama kimi kastetti? Herkesin bir fikri olur herhalde. Ben bilmiyorum. kim bilir kimi kastetti değil mi? Şimdi bu polis şiddeti diyoruz. Bir de büyüdükçe daha büyük güçlerle donatıldıkça yasalarla bir de Erdoğan hani Türk Devleti'nin bekasının en önemli destekçisi polistir dedi. Hı hı. Yani daha önce demokrasinin teminatıdır dedi. Demokrasinin teminatıdır evet. Dedi tabii ki. Demokrasinin teminatıdır dedi. Hani şimdi darbenin nedeni. Tabii. Yani dün demokrasinin teminatı bugün darbenin tabii. Nedeni. Şimdi hepsi bir arada hakikaten evden falan çıkmamak gerekiyor galiba. Şimdi bir görüntü gelecek ekrana. Bu polis değil. Polise çok alıştınız herhalde de. Özel güvenlikçiler geçenlerde Yırca'da gördük. Başka yerlerde çok sık görüyoruz. Üniversitelerde görüyoruz İsmail Saymaz'ın dediği gibi. Bu da Milli Marş sonrası hem de gazetecilere yönelik özel güvenlik terörü. İzleyin. Belki izlediniz ama izleyin bakın. Sonrasında da ne karar verilmiş bu beyefendiler hakkında görelim. Görüntülerden yeterince anladık zaten. Bir kere gazeteciler olağan hedef ya da olağan şüpheli zaten her yerde. Dün bu programda paylaştım. Mesut Beğenli Hürriyet muhabiri. Böyle bir şiddetten söz etmiyor ama Ermenek'te gazetecilerin çalışmasının nasıl engellendiğini anlatıyor.
işte köye gitmeleri yasak, ailelerle konuşmaları yasak. Birinci gün, ikinci gün konuşabilen konuşmuş. Gidenler, daha sonra gidenler konuşamadılar. Ondan sonra üçüncü günden itibaren bakanların orada duruma hakim olmasının hemen ardından, hele Erdoğan'ın da gitmesiyle birlikte, orada bir sıkı yönetim hali, gazetecilerin görev yapması engelleniyor. Sadece Anadolu Ajansı'na ve TRT'ye izin var. Onların nasıl haber yaptığı da ortada. Şimdi bir yandan bu var, bir yandan başka baskılar var ve bir yandan da böyle olunca rahat rahat gazeteci dövebiliyor çok makul, beyefendiler. Çok makul. Çok makul. Şimdi bu beyefendilere başka bir şey olsaydı, haklarında kim bilir terörden neden dava açılırdı, tersi olsaydı. Şimdi bu özel güvenlikçilere stada girmeme cezası verilmiş. Buyurun bakalım. Yani mahkeme intikal etmiyor. Evet. Cezayı da işte oradaki stat yetkilileri falan biçiyor zaten. Hani ama bilmiyorum gazeteciler dava açar mı, davacı olur mu? Spor basında çok tepki vardı. Ben hem bu akşam çok, hem o olayın olduğu akşam hem dün biraz takip ettim. Spor gazetecileri aynı kişilerin, dayakçı kişilerin daha önce de başka vakalarda göründüklerini, başka vakalar karıştıklarını iddia ettiler. Demek ki onlar bu vakayla hep karşı karşıyalar. Bu riskle hep karşı karşıyalar. Bir de futbolun getirdiği o şiddet, doğal bir şiddet iklimi gazetecileri sürekli hedef haline getiriyor. Yani buna kulüp yönetimi mi, federasyon mu derhal el atıp şiddete kırıyor. Nasıl sahaya bir tane pet şişe atan taraftar cezalandırılıyorsa ve bütün kulüp bundan zaten sorumlu tutuluyorsa, özel güvenlikçinin de bundan sorumlu tutulması gerekir. Yani Volkan'ın, kaleci Volkan'ın Emre ile o halde, o maçtan sonra bu halde stat'tan ayrılması her spor gazetecisi için, muhabir için bir haberdir. Onu takip etmek zorunda. Ve dolayısıyla onu engelleyen herkese karşı da dişe diş mücadele eder. Ben de olsam ben de öyle yaparım. Aman Volkan deme. Volkan deme. Yok, şaka yapıyorum tabii de. Milli maç günü Volkan'ın sahayı terk edişini açtım, televizyonu seyrediyorum. Görünce Twitter'da bir mesaj yazayım dedim. Haber. Hani biz haberciyiz ya, duramıyoruz. Evet. Neme lazımsa dedim ki bir milli kaleci böyle bir maçta maçı bırakıp, stadı bırakıp gitmemeli dedim. Vay efendim, onun başına neler geliyormuş biliyor muymuşum. Bunu söyleseler neyse. Volkan'a bugün, hatta ben buraya girirken bile böyle size göndermeler vardı. Volkan'ı hatırlat, Volkan'ı söyle. Aman yani Volkan'a statta ne küfür ediliyor bilmiyorum. Ben senelerdir stada gitmiyorum ama eminim bana edilen küfürler, hakaretler yarışır. O kadar artık rahatsız edici. Aynısı bana oldu. İnönü stadında inşaattan düşüp, bunu söylemekti. İnönü stadında inşaattan düşüp belindeki kemikleri kırılan işçinin haberini yaptığım için maalesef kendisine çarşı adını veren Twitter'da kim hesaplardan gün boyu bana küfredildi. Ay nasıl bir şeydir kulüp bu ya? Kulüp de yalan bir açıklama yaptı. Ben kulübün açıklamasını fotoğraflarla yalanladığım halde dönüp kulüplerine sormadılar. Demediler ki sahiden orada 3 kuruş paraya gece yarısı bir çocuk asansör boşuna düşüp yaralandı mı demediler. Ben fotoğrafını yayınlamıştım. Buna rağmen sen stadımızı kötülüyorsun diyerek, kulübümüzü kötülüyorsun, hakaret ettiler bana. Ben onlara da söyledim. Yani onların hiçbir taraftarlık değeri ve hiçbir tuttukları kulübün kendisi bir insanın hayatına daha kıymetli değil. Ha bir de şöyle şeyler. Sen zaten rengini belli ettin. Evet. Ya ben Şike davası sırasında dedim ki, ben dedim bu yaz Fenerbahçeliyim arkadaş dedim. Kaç yıllık Galatasaraylı bunu söyledi. Ben dedim bu yaz Fenerbahçeliyim arkadaş dedim. Çünkü ikna olmadığım bir dosya vardı karşımda. Fenerbahçe'nin dik duruşunu her programımda övdüm. Görüntüleri ekrana taşıdım. Vay efendim Volkan'a neden milli bir maçta nasıl olur da işte böyle bırakır demişim. Onun için diyorum. Bunu anlamak da güç. Bu fanatizmin böyle körlüğe yol açmasını anlamak da güç. Şimdi gazetecilere saldırı meselesine gelelim. Yani sadece saldırı bu mu? Başbakan da o zaman, şimdi Cumhurbaşkanı, mesela Amber'in zaman için edepsiz bir kadın dedi. Yani iki görüş beyan etti diye. Şimdi o öyle söylerse, Twitter'dan böyle hakaretler sağanak gibi gelirse, ya da yandaş siteler bir grup gazetecinin CIA'den para aldığını hiçbir dayanağa yaslanmadan yazarsa akıbet ne olur? CIA ajanı diye çeker birini döverler. En hafif deyimiyle. İşte böyle olursa da bu özel Özgür Mumcu de günlerdir bunu sözde haberleştiren, sözde haberi yazan kişiye
Ki onu da ben çok iyi biliyorum kim olduğunu. Yazan kişi günlerde soruyor, haberinizin niye arkasında durmuyorsunuz? Hani bunun belgesi diye. Cevap vermiyor kimse. Cevap vermiyor. Ve maalesef bu siteler başbakanın yakın çevresi tarafından bir iddiaya göre de istihbarat kuruluşları tarafından fonlanan siteler. Bunlar eliyle gazeteciler karalanıyor ve hakaret ediliyor. Can Dündar bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde peki ne yapalım diyor. Medya koruma teşkilatı mı kursak biz de diyor. Yani hani MİT, polis teşkilatı, özel güvenlik, cumhurbaşkanı, başbakan herkes karşısında kimi diliyle dövüyor, kimi hapse atıyor, kimi baskıyla işsiz bırakıyor, kimi dövüyor. Can Dündar'ın yazısını bir izleyelim, devam edelim. Milli maç sonrası çıkış kapısında vahşice gazeteci tekmeleyen azmanlara bakıyorum da bu özel güvenlik terörüne karşı gazeteciler olarak bir karşı güvenlik teşkilatı kurmanın zamanı geldi galiba. Biz çalışırken arkamızı kollayacak, saldırgan, özel güvenlik çetelerine insanca muameleyi öğretecek, öğrenmeyenlere müdahale edecek bir medya koruma birimi. Çare bu mu yani? Özel güvenlikçilerin birbiriyle savaşı mı var ufukta? Her alandaki özelleştirme salgını sonunda güvenlik alanında kamudan büyük bir özel güvenlik ağı yarattı. Rakamları Deniz Kavukçuoğlu verdi geçenlerde. Türkiye'de 256 bin resmi emniyet görevlisi görev yapıyor. Buna karşın 214 bin özel güvenlik görevlisi var. Maaşını hoyratlığıyla hak etmeye çalışan özel kolluk kamu gücüne ulaşmış durumda. Üniversite kapısında öğrenci döven de onlar, zeytinini savunan köylüye çivili sopalarla girişendi. Nasıl olsa hesap soran da yok, ceza veren de. O halde en iyisi Tezel'den bir özel güvenlik şirketiyle anlaşıp korumaları birbirinin üzerine salmak mı? Dünkü taraf seçiminden sonra silahlı kuvvetler, emniyet, MİT ve jandarmanın yeni kurulacak Güvenlik Bakanlığı şemsiyesi altında toplanacağı haber veriyordu. Özgürlükleri boğan bir polis devleti, Barış Bakanlığı kuracak değildi ya, toplumu kıskaca almak ve başkana karşı yükselecek her sesi bastırmak için koruma ordusunun büyütülmesi, tomalarla, tanklarla, silahlarla beslenmesi, sultana bağlı bir yeniçeri ocağı örgütlenmesi şart. İktidarını ancak muhaliflerini gaza boğarak sürdürebilen başkan bu kadar korkunca özel sektörde kendi koruma duvarlarını kuruyor tabi. Erdoğan daha 2009'da polis rejimin güvencesidir cümlesini kurmuştu. Ordu rejimin güvencesidir cümlesiyle yetişmiş bizler için büyük ferahlık sayılmazdı. Dipçik gitmiş, çop gelmişti. Vesayet üniforma değiştirmişti. Şimdi üstüne bir de kontrolden çıkmış bodyguard ordusunun sopası ekleniyor. Giderek büyüyen ve çığırından çıkan bu azgınlık acilen gemlenmezse yarın iktidarın başına da bela olması, güvenlik alanında da kamucularla özelcilerin çatışması mukadderdir. Tercihe zorlanmayalım. Bir toplum ya özgürlük ya güvenlik noktasına getirilirse ne özgürlük olur ne güvenlik. Yani ne yanımıza dönsek bir hani polis resmi, özel ya da şiddet ya da bir şey. Bir de hani istikrar ve huzurdan bahsetmiyor mu iktidar? İnsanın hakikaten aklının ayarları bozuluyor. Şimdi buradan bir görüntü daha paylaşacağım. Ondan sonra lafı sana bırakacağım. Çünkü çok hassas bir yere gidiyoruz. Şimdi gazetecilere yönelik, spor basınına yönelik bu şiddet olaylarını izledik. Birkaç mesajda da deniyor ki, bu arada onu da söyleyeyim. Hani ne tepkisi diyor, sen dedin ya çok tepki gösterdiler diye. Ekranlarda gene diyor işte pohpohlamaya devam ediyorlar diye. Başka bir kelimelerle de söylüyorlar ama ben böyle ifade edeyim. Can Dündar'ın dediği gibi de yani ne yapacağız peki, medya koruma teşkilatı mı kuralım derken öyle bir görüntü geldi ki gazeteci gazeteciye şiddet uyguluyor. Şimdi taraflar aslında şöyle ilginç. Daha düne kadar beraber yürüdüler o yağmurun altında. Birlikte bizi dövdüler tırnak içinde. Şimdi birbirlerine saldırıyorlar. Ben susayım. Taraflardan biri Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı. TÜYAP'ta bir imza
gününde. Bir gazeteci geliyor Yeni Akit Gazetesi'nden. Genellikle Yeni Akit Gazetesi böyle teşkilatlı gider, kimilerine göre provokasyon yapar. Öyle bir şey var mıydı bilmiyorum ama şunu görüyoruz. Ekrem Dumanlı bütün o tepeden bakan, hepimizi küçümseyen, Türkan Saylan için hükümler biçen o muktedir gazeteci gitmiş. Sinirlerine hakim olamayan başka biri gelmiş. Şimdi başa alalım bu görüntüleri izleyelim, sonra devam edelim. İstediği yere istediği gibi oy veriyor. Ama daha önce hani, de hafıfık etmek emru değil. Bir dakika. Ne oluyor beyler? Bir dakika arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bak vuruyor. Tamam sakin ol. Akit Gazetesi muhabiri Mehmet Özmen. Bu yıl 33.sü düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nda Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile röportaj yapmak istedi. Evet, şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz. Muhabirin Dumanlı'ya cemaat... Bu haberi A Haber, yani havuz medyasının bir numaralı... temsilcisi A Haber'de yayınlandı. Orada programcının sesini duyduk. Nasıl böyle yere göğe koyamadılar? Hani Ekrem Dumanlı şunu da yaptı, bunu da yaptı diye. Şimdi Akit muhabiri gözlüklü kişi. Tekrar verelim sesi. Uyu olduğunu düşünüyorum. Ben gördüğüm şimdi, şu. Öbür kameralara geçelim arkadaşlar. Öbür kameralara geçelim. Evet. Bizi alın tekrar. Ne yapıyorsun? Boş yapık etmek doğru değil. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor beyler? Bir dakika arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Boş yapık. Boş yapık. Şimdi çok net görünüyor. Ekrem Dumanlı iki kamera görüntüsünden birden tamam artık herhalde maksat hasıl olmuştur. Yeni Akit Gazetesi bir soru soruyor. O soru Ahmet Hakan konuşmuştu Ekrem Dumanlı ile Hürriyet Gazetesi'nde ve orada cemaat kime oy verdi bu son seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle diye sorduğunda başlığa cemaat BDP'ye oy verdi diye çıkartıldı. Aslında orada biraz Hürriyet Gazetesi'nin başlık köpürtmesi meselesi de var. Aslında işte BDP'ye de oy verdi. BDP'ye de oy verdi. Yani işte başka partilere de verdi, BDP'ye de oy verdi ama cemaatin BDP'ye oy vermesi o kadar gazetecilerin yazışlarının deyimiyle seksi gelmiş ki belli ki onu başlığa çıkartmışlar. Yeni Akit Gazetesi muhabir de gidiyor bunu soruyor. Ekrem Dumanlı da sinirlerine hakim olamıyor. Keskin sirke vaziyetinde uzanıyor. Ve bütün şu önden 2-3 düğmeyi de kopartacak bir biçimde İsmail herhalde görmüşsündür. Hı hı. Şimdi burada fotoğraflar var. Kopartıyor işte gözlük vesaire. Yani bildiğin kişiyi darp. Ve bir de gözlük mözlük gibi bir şeyde kırılmama falan olduğunda ceza da ağırlaşır. Şimdi ben hakikaten merak ediyorum. Ekrem Dumanlı'nın başına bu konuda bir şey gelir mi? Ama hakikaten şey yani tuhaf ya onlar tabii bir alışmışlar. Olay. Yani Ergenekon adresi önünde, Ergenekon davası önünde cezaevi tutuklu yakınlarının eşleriyle kokalanarak ya dalga geçildiğinde sakin sakin karşılanmaya alışmışlar. İnsanların nezaketlerini bozmayıp bu aşağılamalara cevap vermemelerine alışmışlar. Kibarlıklarını bozmamalarına alışmışlar. Oysa böyle bir manzara hiç bilmiyorlardı. Yani evet. Atatürkçü teyze dedikleri, Kemalist amca diye dalga geçtikleri insanların hani nezaketine çok alışmışlardı. Böyle bir manzara hiç görmemişlerdi. İyi oldu bu karşılaşmaları. Yani en azından muhafazakar iklimin hani kendilerini yeni Türkiye'nin hamisi ve kurucusu gören muhafazakar iklimin gazetecisinin profili bu işte. En entelektüelin profili de bu. Bunu görsünler, bu manzarayla yüzleşsinler. Ama şunu da teslim etmek gerekir. Yani sadece Ekrem Dumanlı davranışı değil. Mesela aynı muhabirin başka vakaları da var. Ben biliyorum. Var. Tabii. Gezi Parkı tabii. Günlerinde, Divan Oteli'nde insanlar canıyla boğuşurken, gaz içerisinde ölüm aşamasına gelmişken orada benzeri davranışlar göstermişlerdi. Neyse ki oradaki genç çocuklar
Onu dövülmekten kurtarmışlardı. Koruma zırhı içerisine alıp otelden çıkarmışlardı. Gömleğinin düğmesine bile zarar gelmemişti. Yüzlerce çocuğun canhıraş var. Dövseler dövülürdü. Yani dışarıda polis, içeride gaz, can telaşı vardı. Onu fark ettiler ve dışarı çıkardılar. Burada tahammül bile edilememiş kendisine. En azından bunu göz önünde bulundursun. Hakkında hakaretamiz haberler yaptıkları, hedef gösterdikleri, hayatlarını kaybettikleri Gezi Parkı eylemcilerinin ne kadar nazik insanlar olduğunu, ne kadar kibar insanlar olduğunu eminim bu vakit muhabiri anlamış olur. Eminim Ekrem Dumanlı da muhabirlerinin Balyoz'da, Ergenekon'da adeta bir tetikçi misyonu gören muhabirlerinin dalga geçtiği Tutku yakınların ne kadar kibar insanlar olduğundan da anlamış olurlar. Ya çok kısacık şu ayrışmayı da bir bunlar beraber hatırlarsan evet. Abla şey kurmuşlardı. Evet. Medya konseyi. Bütün medyaya çıkıp düzen vereceklerdi. Evet. Evet. Başkanı medya Salih derneği. Medya Derneği. Medyedir, başkanı derneği. Salih Mehmetcan'dı. Yardımcısı Ekrem Dumanlı'ydı. Öbür yardımcısı Karalioğlu'ydu. Böyle mi verilecekti yani? Sahiden daha ayrıldığının ilk gününde birbirini boğazlamaya çalışan, birbirini dövmeye çalışan, fikir ayrılıklarına en ufak tahammülü olmayan bir yapılanma mı bir araya geldiğinde 150 yıllık bu abaliye hakikaten adab muaşeret öğretecekti. Böyle mi olacaktı yani? Demek ki olmuyormuştu. Hakikaten beraber yürüdüler. Şimdi öyle bir hale geldi ki A Haber'den almamın nedenlerinden biri de o görüntüyü. Yani paralel diyorlar, üç tane daha paralel lafı dökülüyor dudaklarından. Ama çok ilginç. Mesela Ergun Babağan bir Fenerbahçe maçı sonrası tweet attı diye çalıştığı AKP'ye bağlı gazeteden kovuldu ya. Evet. Daha iki sene önce. Evet. Evet. Yani siz bu düşmanlığı... Star gazetesindeydi. Evet. Fethullah Gülen'e laf etti diye bu kovuldu. Kupa Amerika'ya gitsin dediği için. Yani siz ne ara bu düşmanlığı biriktirdiniz? Yani nerede bunu sakladınız da biz bunu fark etmedik? Ya da birbirlerinize karşı hakikaten... bu düşmanlığı birbirinizi göstermeden mi sürdürdünüz? Nasıl olur? Anlaşılır gibi değil. Ama şu var yani Çetin Altan'ın sözüydü galiba. Asya toplumlarında düello yoktur. Pusu kültürü vardır. Pusu atılır falan. Bu böyle bir şey galiba. Çünkü öz eleştiri geleneği olmayan, yüzleşmeyen, hesaplaşmayan bir siyasal kültürün varacağı yer burası işte. Bundan fazlası değil. Hani hep sol eleştirilir ya işte geçmişiyle hesaplaşsın, yüzleşsin. Solun zaten en büyük vakit kaybı burada oldu. Yüzleşe yüzleşe toplumun geleceğine bakamadı yani. Yüzleşmekten kafasını kaldırıp herhangi bir geleceğe dair umut veremedi. Bugün itibariyle şunu anlıyoruz. Muhafazakar siyasetin, hem siyasal İslam'ın hem sosyal İslam'ın bu toplumu bir adım daha ileri götürebilecek ne bir demokrasi barutu kaldı, ne bir hukuk barutu kaldı, ne bir basın ve ifade özgürlüğü barutu kaldı. Yani daha dün Nedim Şener yazmıştı Twitter'da, Ahmet Şık'ın kitabının toplatılması kararını veren hakim bugün basın özgürlüğü yok diyor. Niye inanalım sana biz? Yok diyor. Daha dün Gezi Parkı eylemcileri İstanbul trafiğine çıkıp öndeki araba çarpıp gerideki arabaya çarpıp trafiği kaosa sokarak darbe iklimi yaratmak istiyor diye yazan muhabir bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni diktatörlük yaratmakla suçluyor. Niye inanalım sana yani? Şimdi bunlar karşı tarafta da benzer örnekleri var. Dün Pensilvanya'ya gidip adını sıraya yazdıranlar, ondan aldığı tespihi koynunda saklayanlar, Gülen'den aldığı tespihi koynunda saklayanlar, size kaç tane valilik verdik haberiniz yok mu diyenler bugün cemaat karşıtı olmuş. Niye inanalım ki biz size? Şimdi dolayısıyla biz şey tablosuyla tekrar karşı karşıyayız. Yani. Muhafazakar toplumun demokrasi yoksulluğuyla karşı karşıyayız. Yani. Ben hani bu iki gazeteciyi gördüğüm zaman ve akit hem şahıslarında hem de kurumlarında aklıma gelen bir tek fotoğraf oluyor. Türkan Saylan. Evet. Türkan Saylan'ı her iki gazetede kanserden ölmek üzereyken linç ettiler. Hasta yatağında linç ettiler. Hatta Akit gazetesi bak Allah'ın işine başını örtmek zorunda kaldı dedi. Saçları döküldüğü için kemoterapi yüzünden başına bandana bağlamıştı. Başörtüsü düşmanıdır bu kadın ama bak Allah ona öyle bir ceza verdi ki kanser gibi başını örtmek zorunda kaldı diye haber yaptı Akit gazetesi. Daha acı bir şey söyleyeyim mi? Zaman gazetesi terörist ilan etti. Maalesef onlarla aynı dili kullanan da bir dergi daha vardı, Aydınlık'tı. Ve Türkan Saylan hakkında misyoner olduğu, fon alıp, yabancı kuruluşlardan fon alıp ajanlık yaptığında haberler yapıyorlardı.
maalesef aynı dili beraber kullandılar. Çok acıdır yani. Türkan Sayılar'ın hayatında bir vakitten bir de aydınlıktan çekmişti. Yani çok ilginçti. Bunu zamandan. Lazım. Zamandan. Yani. Bir örnek daha var. Terör çok kritik. Terör örgütü üyesi yaptılar. Türkan Sayılan kadar çok kritik bir örnek var. Adını anmadan geçmeyeyim. Yarbay Ali Tatar. Yarbay Ali Tatar zamanda vakitte aynı anda neyle suçlanmıştı? İddiaya göre Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alan genç kızları genç teğmenlerle birleştirmekle, çok özür dilerim izleyenlerden, birleştirmekle suçlanmıştı ve güya Doğu Perinçik'ten aldığı emri bir grup teğmeni ulaştırıp Derinci Karargah Örgütü'ne yardım etmekle, kuryeyle suçlanmıştı. Türkan Saylan da işte o faaliyette kızların, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alan kızlar olduğu. Resmen modern edildi. Yaşamı, çok, seküler bir hayatı fahişelikle, işte fuhuşla eşleştiren bir bakıştı. İşte. Yarbay Ali Tatar da o günlerde maalesef bununla suçlandı ve hakkında Star'da, özür dilerim, zamanda Samanyolu'nda vakitte çıkan haberler şöyleydi. Aleviymiş, Divriliymiş, Sivaslıymış, Kürtmüş, amcasının oğlu Pekkalıymış, dayısının oğlu Daşkapeceliymiş diye haberler yapıldı ve Yarbay Ali Tatar ikinci kez evine gözaltına almaya gittiğinde onur intihalıyla hayatına son verdi. Buna yol açtılar yani. Yarbay Ali Tatar'ın doğrudan Türkan Saylan'ın dolaylı ölümüne yol açtılar. Evet. Şimdi programın sonuna yaklaştık. Senin bugünkü özel haberinle bitirmek istiyorum. Bir özel haberle başladık programa. Murat Yetkin'in ÖSO lideri Halep'te kaybedince çatışmayı, savaşı her neyse Türkiye'ye kaçtı haberiyle açmıştık. İsmail Saymaz'ın özel haberiyle bitirelim. Günün karesi. Aslında ya da gündemin karesi. Bütün bunlara isyandı Gezi. Şimdi bu kare Gezi'den. Ve İsmail bize bu fotoğrafın öyküsünü anlatacak şimdi. Özel haberine de konu olan. Bu Gezi Parkı'nın ilk günleri aslında. Pazar günü önde görünen avukat Yeşinil Yeşilyurt. Aynı zamanda kendisi Halk Evleri Derneği üyesi. Hı hı. Ve İstanbul Barası Avukat Hakları Merkezi üyesi. Arkadaşıyla beraber. O günlerde Taksim'de böyle ters çevirmiş araçlar vardı. Bir kısmı basın aracıydı, bir kısmı polis aracıydı. Herkes çıkıp üzerine fotoğraf çektiriyordu. Hatıra amaçlı. Yani bir daha böyle bir an yakalanma, çıkıp çektirelim diye. Yani orada bir ters dönmüş, yanmış, evet, parçalanmış araba var. Ama bu genç kadınlar bunu yakmamışlar. Hayır hayır. Orada dönmüş, hatıra amaçlı üzerine çıkıp üzerine fotoğraf çektirmişler. Fotoğraf çektirmişler. Tamam. Mesele şu. O Instagram'ına koymuş bunu Yeşinil Hanım. Vakit gazetesinin muhabiri de İstanbul Barosu aleyhine, tabii İstanbul Barosu aleyhine haber yaparken Yeşilyurt'un fotoğrafını Instagram'dan alıyor. Gazeteye basıyorlar. İşte sana çapulcu, al sana delil diye aralıksız 10 tane haber yapıyorlar. Arda arda 10 Kasım'da başlıyor. İşte çapulcu, al sana delil. Daha sonra vergi levhasına, vergi levhası bilgiyle gizli olduğu halde vergi levhasına ulaşıp çapulcu fakir çıktı diye haberler yapıyorlar. Aynen. Hakim ve savcıları baskı altına almaya çalışıyor. Yeşil Yeşilurt da buna dayanamayıp suç duyurusu da bulunuyor. Özel hayatın gizliliğinden. Şimdi vahim olan şu. Savcı şöyle bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki bu fotoğraf hatıra amaçtır. Özel alana girmektedir. Ancak diyor bunu yayınlamak özel hayatın ihlali anlamına gelmez. Ya nasıl olabilir? Ya bu cümleyi böyle kurup sonu nasıl böyle bağlanabilir? Ve Yeşil Yeşilurt da özel hayata ilişkin olduğu halde fotoğraf suçu ve suçlu yövmekten dava açılıyor. Hakkını ararken sanık oldu. Şimdi davalık derken davacıyken davalık. Tabii sen davalık. Durumuna düştün suçu ve suçlu yövmekten. Sanık oldu. Evet sanık oldu. Şimdi burada şahane. Suç ne suçlu ne? Yeşilyurt benimle görüştüğünde şöyle demiş. Dedi savcılar gittiğinde demiş ki ya efendim demiş burada suç ne var ki? Ben şimdi Nazi kampının önünde fotoğraf çektirsem faşizmle mi suçlayacaksınız beni? Orada da savcılık makamında şöyle denilmiş. Maalesef size dava açmak zorundayız. Delil bulmak zorundayız. Çünkü Vakit Gazetesi aralıksız olarak haber yapıyor. Aralıksız peki olarak. Yani şimdi göstermelik de olsa akla sığmasa da bir gerekçe lazım. Bunun suç olduğunu söylemek için. Mantıksız. Ne zaten, peki? Yani işte, gerekçe ne? Kamu malına zarar verme suçunu övdükleri. Kamu malına zarar verme oraya suçu. Çıkarak övmüş mü oluyorlar? İşte altta araba var ya dizim ters girmiş araba. Hı. O bir kamu malı. Dolayısıyla kamu malına zarar verilmiş. Onlar da üzerine çıkıp fotoğraf çekilerek yani, sanki bu eylemi destekliyorlarmış. Kamu malına zarar vermemiş ama o eylemi kamu malına o zarar suç, verilmesini o suçu övmüş. Gelin yakın, yıkın anlamında bir suç galiba. Hı. Öyle de tam anlaşılmıyor. İddianame şu kadar çünkü. Yani bu iddianameyle dava açmışlar Yeşil Hanım'a. Fakat vakit muhabirleriyle ilgili de dava açılmış. Vakit muhabiri ve yayın yönetmeniyle ilgili. Bu da ilginç. Çünkü orada şöyle bir iddianamede şöyle bir suçlama var. Vakit gazetesinin savcı ard arda
ama iftira niteliğinde haber yaparak kadına dava açtırmaya çalışmakla suçluyor. Bu da önemli aslında. Vakit gazetesinin amacını ortaya koyuyor. Siz diyor vergisine niye karıştınız? Size ne vergisinden? Ya da ısrarla savcıları ve hakimleri baskı altına almaya çalışarak bu kadınlar ne istiyorsunuz diyor. Bu da önemli aslında. Hem Yeşilyurt kendisiyle yapılan telefonu yazmayın izin vermiyorum dediği halde gazeteye bastıkları için özel hayatın gizliliğinden bir de vergi levhasını yayınladıkları için onlara iftira atmaktan dava açıldı. Ancak bu fotoğrafı basmaktan dava açılmadı. Bunun savcı özel bir fotoğraf olduğunu, özel hayata girdiğini ama yayınlamanın suç olmadığını söyledi. Nasıl olabiliyorsa. Ve Yeşilyurt da daha burada sanık oldu. Suçu gösteriyor örnekten. İlk dava ona açıldı. Ay. Vallahi artık yani birdenbire Nur Yerlitaş gibi hissettim ve göründüm belki gözümüze ama. Ay hakikaten o böyle paradilerde de söyleniyor. Sebastian diye böyle var olmayan birine sesleniyor ya. Sebastian, ben de bir Sebastian arıyorum. Sevgili İsmail Saymaz, hoş geldin, iyi ki geldin. Teşekkür ediyorum ama yani ay ne gazeteci olmak, bütün bunları bilmek, bu kadarını bilmek bazen fena geliyor, ağır geliyor. Yani eğer görevimiz aktarmak olmasaydı, yazmak olmasaydı, söylemek olmasaydı belki bizdeki tahribat daha büyük olabilirdi. Belki de. Evet, yani abi, söylediğimiz için belki rahatlıyoruz. İyi ki söylüyorsun. İyi ki varsın. Kaç kitap, kaç haber yani Türkiye'ye, Türkiye gündemine katkın. Hakikaten bu genç yaşına kadar çok önemli. Ablan olarak senden iftihar ediyorum şekerim. Hoş geldin tekrar. Efendim yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.